Merhaba arkadaşlar. Bugün kitabımızın son uygulamasında kullanılan Wi-Fi modülünün dünyanın herhangi tarafında kullanmak için modelimize yaptığımız port yönlendirmelerini anlatacağız. İlk olarak arkadaşlar biz bu videoda Wi-Fi modülünü gösteremediğimiz için bunu yeni IP kamera üzerinden yapacağız. Siz bunu Wi-Fi modülünden nasıl yapacağınızı da göstereceğiz. İlk olarak arkadaşlar benim kullandığım modem TP-Link'in 804W ürünü. Sizinki farklı olabilir arkadaşlar. Ama yapılan işlem aşağı yukarı aynı. Siz kendi modeminizde bir işlem yapmak istiyorsanız internette bu noktada gidip araştırma yapıp yani modemin sürümünü yazıp port yönlendirme diye ararsanız gerekli yazıları bulursunuz. İlk olarak arkadaşlar, ikinci olarak bizim şu an uygulama gerçekleştirdiğimiz IP kamera görmektesiniz. Biz bu marka aldık arkadaşlar. Elimizde bu vardı. Yani ilk bunu görmüştük, bunu aldık. Sizde farklı bir IP kamera olabilir. IP kamera olmaz. Wi-Fi modu olur ama aynı işi yapacak arkadaşlar. Şimdi modemimizin stick IP'sine girelim. Evet diyelim. Arkadaşlar bu modemimizin arayüzü. Bir de IP kameramıza bağlanabilir. Şu IP kameramız 1.95. Şu portta durmakta arkadaşlar. Direkt girdi. Normalde şifre istiyor arkadaşlar. IP kameranın kendi özelliği. Buraya bastığımızda arkadaşlar gördüğünüz gibi evin en değerli toplu yeri kütüphane olduğu için buraya koyduk ekrana. Şimdi arkadaşlar şunu da göstereyim arkadaşlar. Şu an mesela mutlu ana bağlayayım ben. Bu Wi-Fi. Şimdi arkadaşlar gelişmişe gelip NAT'a gelirsek buradan sanal sunucu. Burada daha önce varmış bir silelim. Şimdi arkadaşlar bütün ayarları biz burada yapacağız. Bu ayarları yaptıktan sonra farklı bir ağa bağlanıp IP kameradaki görüntüyü alacağız. İlk olarak arkadaşlar burada port dediği yani WAN portu, LAN portu aynı olacak. Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada 77 77. Bunu buraya gelip yazarsak. Yani arkadaşlar burada dış dünyaya açtığımız port numarasını yazıyoruz. Burada IP adresimizi yazıyoruz arkadaşlar. Yani Wi-Fi modülünün IP kameranın bağlı olduğu IP adresi. Bunda da siz Wi-Fi kamerada yapacağınız zaman ise Wi-Fi modülünün IP adresini yazacaksınız. Buraya 192 daha önce varmış arkadaşlar. Buraya kullanıcı tanımı deyip IP kamera diyelim. Uygula dediğimizde arkadaşlar giriş yapın diyor. Bakalım tekrar. Geçeriz kayda. Lütfen yeniden giriş yapın. Yeniden giriş yapın diyor arkadaşlar. Biz hemen sayfaya yeniden girelim. Hemen aynı işlemleri bir daha yapalım. Bir şey yazıyoruz arkadaşlar. Burada da yine IP adresini yazın diyor. Burada hatalı olan yer neresi olabilir? Evet. Uygula diyelim. Karakter girişi lütfen yeniden giriş yapınız. Burada bir hata yok. Kapatalım arkadaşlar. Bakalım. 1577 internet. Hepsi doğru arkadaşlar. Bakalım bir daha. Bir daha yanlış yaptı. Arkadaşlar hatayı çözdük. Hata burada az önce IP boşluk kamera yazmıştık. Boşluk olduğundan dolayı hata verdi. IP birleşik yazınca düzeldi arkadaşlar. Şu an biz arkadaşlar 192.168.1.95 yerel IP adresinde 77.77 portunu yönlendirdik. Siz ise daha önceki videoda anlattığımız üzere bir Wi-Fi modunun bir yerel IP adresi oluyordu ve bir dinleme portu oluyordu. Siz bunları yazarsanız buraya yani buraya Wi-Fi modunun yerel IP adresinde buraya da dinleme portunu yazarsanız aynı işlemi yapacak. Şimdi arkadaşlar yine biz mutlu ana bağlıyız. Şu an ben kendi cep telefonumdan Wi-Fi ağını açayım. Kendi internetimden. Cep telefonu internetinden yani. Şimdi internet. Şu an birazdan görünür arkadaşlar burada. Arkadaşlar bunu açmadan önce şu önemli. Şu an mutlu ağının yani şu Wi-Fi ağının bağlı olduğu yani Wi-Fi'nin bağlı olduğu bir internet IP adresi var. Yani internet açılan bir IP adresi var. Bunu arkadaşlar internet IP adresi yani IP adresi yazarsanız herhangi bir siteden bulabilirsiniz. Açtım. Mesela şöyle herhangi bir sistem bulabilirsiniz. Şu an arkadaşlar bu Mutlu Han'ın dünyada internete bağlandığı IP adresi. Bu IP adresini isterseniz statik alabilirsiniz.
Yani ben statik, benim IP'm statik değil. Her modem resetlendiği zaman değişir. Eğer siz yapacağınız uygulamaya göre bu IP adresini statik alabilirsiniz. Statik alınca yani şey hesabı. Zaten burada statik ve dinamik anlatılıyormuş. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Abdülkadir var. Ben şimdi buna bağlanacağım. Benim cep telefonumun kendi interneti. Bağlandı artık bakalım. Bağlandı arkadaşlar. Şu an Mutlu'ya bağlı değil. Şu an bir kula girelim. Google'a girdiğimizde bakalım internet var mı? Evet, girdi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar IP adresimiz değiştiğini gösterdim. IP adresimizden yine. Tıkladığımız arkadaşlar. Mesela şu an Mutlu. Yani Abdülkadir olarak geçen internet ismi. Bağlı olduğu IP adresi bu. Şimdi arkadaşlar port yönlendirmemizi yapmıştık. Bu Mutlu'nun IP adresiydi. Şimdi gelip bunu kopyalayıp buraya yapıştırdık arkadaşlar. Dinleme açıdan port 7777 idi arkadaşlar. Bastığımızda arkadaşlar. Şu an arkadaşlar IP kameranın kendi şifresi var. Bu benim aldığım IP kameranın kendisine ait bir şifre. Gördüğümde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu sayfayı açtı. Bundan sonra kamera görüntüsüne geçeceğim. Kamera görüntüsüne bastığım zaman belki çok hızlı olmayabilir çünkü cep telefonu internetiyle bağlanıyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar aşağı yukarı yapacağım da ses geliyor ama yavaş. Cep telefonu internet olduğu için yavaştır arkadaşlar. Şu an daha çok indirdim aşağısını. Şu an tavana kadar döndü. Tabii şu an ekran görüntüsü hale gelmedi. Geldi arkadaşlar. Burada yaptığımız iş arkadaşlar Mutlu Ağ ile Mutlu Ağ'ındaki bir portu dinlemeye açtık. Sonra başka bir ağdan, bu şu anki olabilir, dünyanın herhangi bir tarafında olabilirsiniz. Gelip dinlenen, yani daha önce açtığımız porta bağlanarak istediğiniz cihazı kontrol edebilirsiniz. Burada biz IP kamerayı kontrol ettik. Siz Wi-Fi modülünün IP adresini ve dinleme portunu yazarsanız aynı işlemi yapacaksınız. Biz uygulamada onu yapacağız inşallah. İyi günler arkadaşlar.